işlem yapıyor musun? Şu an. Ha, aynen. Ne işliyor acaba? Aynen. Şeye dikkat yalnız fazla. Şey. Ha, enleyle. Ya ya bir şey yok. Korkmak yok. Ercan abi. Şimdi ağlatacaksın beni. Hiç anlamayacağım bile yani. Normal bırak seni abi. Bana bırak. Tamam. Fazla gelmeseydi. Onun da sıkıntı yok. Yok. Kalıcı. Kalıcı mı yapıyorsun? Onu bir daha keselim. Tamam. Onu bilemedim. Gel almadım. Hadi gel almadım. Neyse. Şuna peçete verelim. Bu ince bir sanat böyle işte. Hayatta ilk defa dövmesi olmayan birine dövme yapacağım. Normalde bunu dövmesi olmayanlara yapmıyorum hocam. Çünkü çocuklar geliyor bir hevesle, gençler. İşte abi sevdiğim kızın adını yaz, oğlanın adını yaz. Biz onlara diyoruz ki bak öğrencisiniz, gidin bir hayatınızı kurtarın. Böyle şeylerden uzak durun. Hani ama işte Ercan Bey yaş kemal erdiği için onun için önemli değil. Hem de kendi burcu olduğu için. Kendi burcum evet. Bir akrep dövmesi yapacağız. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Sana olacaktı ama sen erken kaçtın. Hocam, Gökhan hocam akrebimiz yavaş yavaş evet. Meydana çıkmaya başladı. Evet efendim. Son şekillerini de vereceğiz herhalde. Tabii doldura doldura içine gideceğiz. Tribal zaten bir resim. Hani burası şimdi hani böyle küçük şeylere uygun ama dövmelere. Sağlık açısından daha teferruatlı büyük dövmeler olursa onu başka ofisimiz var. Orada gerçekleştiriyoruz. Burada minimal olanlar. Burada minimal olanlar evet efendim. Hani çünkü fazla hijyen değiliz burada. Ne olur ne olmaz yine de. O yüzden riske girmiyoruz. İçinden çıkıyormuş bir görüntüsü olacak. Hadi çekmem ya. Cendereden geçmem lazım. Ama güzel oldu. Gökhan hocam son müthişlerdeyiz. Evet hocam. Burası. Bu şimdi yapmış olduğunuz kök boyasını derinin altına işledik. Derinin iki katı altına işledik. Peki bu silinemez değil mi? Kalıcı. 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 Silinebilir de lazerle. Lazerle, lazer tedavisiyle silinmesi tabii, gerekiyor. Yani şimdi hani çok deriyi parçalamadık. Genelde evet. Bu iki seansta falan gidebilir. Evet. Ama yani silinmek ama genelde içinde, yaptıranlar da böyle kalıcı olması için yaptırıyor. Kalıcı olması için yaptırıyor tabii. O bazı işte biz önermiyoruz.
eşin adını yazdırmak istiyorlar. Hani çocuk neyse de işte kimsenin garantisi yok biliyorsunuz. Evet. İşte öyle aldanan çok çocuklar geliyor buraya. İşte silelim üstüne bir şey yapalım gibi. Yani bir de onları o şekilde yani bir herhangi bir isim, farklı bir kişinin ismini yazdırma işlemine de karşısınız. Karşıyım evet efendim. Çünkü onu da yani silme işlemini yani, de yapmak istemiyorsunuz evet, işin açığı. Yani. Zaten yapmıyorum da öyle bir dövme. Önce öneriyorum. Bak hani olmasın falan. Kendinize yazık. Bir amir memur olamazsınız. Özellikle gençler çok bu konuda çılgın olmaya başladılar. İşte biz elimizden geldiği kadarınca... Gençler derken beni de kastediyor arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadarınca... Abim genç tabii canım. Yani hocam... Genç, gençliğin yaşı olmaz abi. Önemli olan genç hissetmek kendini. Hissetmek. Evet. Sonra şimdi fotoğrafını çekiyoruz. İşte böyle. Instagram adresimiz var. Öyük Art House. Instagram adresinizi de videonun altına ekleriz. Oradan sizi takip etmek evet, isteyenler varsa takip edebilir. İstek ve taleplerine de oradan cevap verirsiniz. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Şu anda sonlanmış hali mi? Evet, şu anda bitmiş hali. Şöyle bir görüntü alabilir miyiz sevgili abim? Gördüğünüz gibi derinin iki katı altına işlenmiş kalıcı evet, dövmemiz. Abimizin de burcu akrep olduğu için akrep evet, figürünü işlendi. Abi aynen, ne hissediyorsun? Acı var mıydı? Vallahi, şeyde vardı acı. Reha Muhtar'ın acı var mı acı? Ben bunu 1990'da zaten yaptırmıştım. Evet, vücudunuzda var değil mi? Tabii canım. Mesela şöyle görebilir miyiz? Aa evet. Orada var. O zaman bu siz... Bu 30, 31, 31 sene oluyor yapalım. Evet, onlar biraz şey tabii ki o devirde işte artık el işçiliğiyle evet, yapılan şeyler. Artık işçilikle yapılan 30 yani senelik. Yani kafayı yiyken yapılan şeydi. Orayı karıştırma. Yok, yani gençlikte arkadaşın kafası iken yapmış olduğu şey. Evet. Genelde öyle. Şu anda gençler de öyle yapıyor. İki bira içiyorlar. Öyle. O ona gaz veriyor, bu buna gaz veriyor. Ondan sonra ellerini alıyorlar bir şeyler. Çini mürekkebidir, sigara permatikisidir bir şeyler. Ya. Yani Allah da koruyor. Ondan sonra olmadı diye kapatmaya geliyorlar bir de. Yani evet, aslında bunu işe önlem alınmalı. Yani şimdi evet, videoda da zaten videonun içeriğinde de bahsetmiştiniz evet, ama şöyle özet olarak geçecek evet, olursak dövme yaptırmak isteyen genç olsun, normal orta yaşlı evet, insan ya da yaşlı insan olsun. Evet. Bütün insanlara tavsiyeniz nedir? Yani her şeyden dövme olur mu? Her şeyden dövme olmaz. Öncelikle bütün tavsiyem yaptırmamaları konusunda. Ama yani hani... Dövmeci olarak bunu söylüyorsunuz yani. Tabii ki söylüyorum. Hani şimdi buraya da gelse gençler mesela bir anlık kışmadan geliyorlar. İşte sevdiğim oğlanın adını yaz, sevdiğim kızın adını yaz. Mesela yazmıyorum hocam. Evet. Niye? Hani ileride bir amir memur olabilir, bu engel olabilir, bir evet, yere girmesine engel olabilir. Ayrıca hani dinimizde de mesela mezhep aslında hani bazı mezhepler kati olmuş, yasaklamıştır. Ama hani mezhepler de Cenab-ı Allah'ın rahmeti için zaten hepsi. Birinden ziyan ederse birinden kulum affedilsin diye zaten yani bütün şey af ve marifet üzerine olduğu için dinimiz aslında yasaklamışlar hani işte neden Cenab-ı Allah lekesiz bir vücut vermiş bize. Evet. Yani bunu pisletmememiz lazım normalde. Ama işte mezara da götürebileceği tek bir şey bu hani. Değil mi? Hani kendi üzerinde. Başka bir şey yok ama yani tavsiyem gençlerin özellikle yaptırmamaları ama hayatını kurtarmış olgun insanlar. Hani kendinde bir şeyler hani bir deneyim yaşamak isteyenler yaptırabilir ama gençlere tavsiye etmiyorum hocam. Peki. Teşekkür söyleyeceklerim ederiz. Bundan ibaret. Teşekkür ederim. Hani normalde zaten benim işim bakır sanat olduğu için de bunun ön plana geçmesini istemiyorum. Hani bir bakıma. Bu hep geri planda kalsın. Evet. Hani gençlere tavsiyem yaptırmamaları ama işte geldi anlat. Teşekkür yani, ederiz Gökhan hocam. Elinize sağlık. Kahve sizin. Sağ olun. Şeker ister misiniz hocam? Şeker alırım. Şekerimi alırım ben. Şeker. Teşekkür ederim.